Merhaba, ben doktorunuz. Nasılsınız? Bu seansta size 16 Nisan referandumunda kullanacağınız oya nasıl karar vermeniz gerektiğini anlatacağım. Eğer hazırsanız kalçanızı sıyırın, derin bir nefes alın ve o akşam sizinle açık açık flört etmiş olan, fakat bunu haftalar sonra anlayabilecek kadar odun olduğunuz kızı düşünün. Tekrar merhaba. Referandum kapıya dayandı ve ne oy vereceğiniz hakkında hiçbir fikriniz yok mu? Öyleyse iyi dinleyin. Çünkü size Türkiye'de en çok kullanılan ve en çok reva gören teknikten bahsedeceğim. Peki niçin oy vereceğiz ve ne oy verebileceğiz? Öncelikle bundan bahsedelim. Verebileceğimiz oylar basit. Evet veya Yok kanka. kabul edip etmeyeceğimiz durum ise meclisin sunmuş olduğu 18 maddelik anayasa değişikliği. Peki bu maddeler tam olarak ne? Hiç önemi yok. Referandum maddelerini ne bileyim internete falan yazıp bulma zahmetine girmenize, yaklaşık 6,5 dakikanızı falan ayırıp okuma zahmetine girmenize hiç gerek yok. Ben de okumadım zaten. Bu tekniğin güzel yanı da bu. Mantığınızı falan kullanmıyorsunuz. Tamam, nasıl yapacağımızı anlatıyorum. Öncelikle işe, okula, markete giderken duraklarda, panolarda, afişlerde evet ve Yok kanka. kelimelerini kaç kez gördüğümüzü not alıyoruz. Sigara karşıtı kamu spotlarından hiçbir alakası olmayan özel sektör reklamlarına kadar her şey sayılır. Sadece kelimenin geçiyor olması yeterli. Yazdık, not ettik. Tamam, bu cepte. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Kumanda yerinizi alın, televizyonu açın ve rastgele bir kanalı çevirin. Şimdi beklemeye başlayacağız. Burada önemli olan şey sabır. Televizyonda evet veya Yok kanka. bir propagandası yapan bir reklam çıkana kadar beklemeniz gerekiyor. Çıktı mı? Tamam, bunu da bir kenara yazın. Bu bizim jokerimiz. Bunu gerektiğinde daha sonra kullanacağız. Şimdi üçüncü ve son adıma geçiyoruz. Mahallede böyle kaşını gözünü sevmediğiniz, davranışlarına kıl olduğunuz ya da arabasını kıskandığınız biri var mı? Tabii ki de vardır. Gidip o kişiye referandumda ne oy vereceğini soracaksınız. Verdiği yanıtın tersini not alın. Eğer mahallenizde birden fazla böyle kişiler varsa hepsine tek tek sorup yanıtlarını not alabilir ve son çıktığı çoğunluğa göre belirleyebilirsiniz. Tamamdır. Artık kararımızı vermek için ihtiyacımız olan bütün veriler elimizde. Yapacağınız şey şu. Birinci adımın sonucu olan oyla üçüncü adımın sonucu olan oyu karşılaştıracaksınız. Sonuçlar uyuşuyorsa ne ala? Bu şu anlama geliyor. Önünüze çıkan sonuç sizin hür iradenizde tamamen bilinçli bir şekilde ve hiçbir dayatma altında kalmadan vermiş olduğunuz karardır. Aa, birinci ile üçüncünün sonucu uyuşmadı mı? O zaman jokerimizi kullanacağız ve ikinci sonucu da işin içine sokacağız. Böylelikle 3 sonuç ve 2 çıktıyla şaibesiz bir karara varmış olacaksınız. Peki farkı ne? Hiçbir farkı yok. Bu da sizin hür iradeniz. Bu tekniğin bir diğer güzel yanı da bu. Kaybetmek yok. Bu seansta size vereceğiniz oyun kararına nasıl varmanız gerektiğini anlattım. Artık yapmanız gereken tek şey size öğrettiğim tekniği kullanıp karar verip pazar günü sandığa gitmeniz ve oy kullanmanız. Artık pantolonunuzu toplayabilirsiniz. Bugün kendinizi çok yormayın ve o kızı da unutmaya çalışın. Ama en önemlisi fikriniz her ne olursa olsun gidin oy kullanın. Ben Arteril, görüşmek üzere. Dört tanesini öldürdük. Dördünü öldürdük. Ha beşinci geldi. Ben bir tane vurayım. İçim rahatlasın. Bir tane vurayım. Arkadaşlar, başkanlığı falan siktir edin. Bomba gibi bir planım var. Biz iyisi mi pörçlü sisteme geçelim. Her 2 yılda bir 16 Nisan akşamı kıbleden imsa kadar bütün yurt genelinde vatandaşların birbirine asması, kesmesi, tecavüz etmesi, vurması yasal olsun. Stresimizi atarız, içimiz rahatlar. Katledilen erkeklere şehit, kadınlara da akşam 11'den sonra sokakta ne işin vardı deriz.